Selamun aleyküm arkadaşlar. Burada yine esrarengiz olaylar olmaya devam ediyor. Evet, çok taze dışkılar var. Muhtemelen kurtlara ait. Uzun bir süredir buraya fotokopanımızla gelmemiştik. Fotokopanlarımızın ikisini de bu bölgeye getirdim. Yine buraya bir tanesini kurmayı düşünüyorum. Karşılıklı da kurabilirim arkadaşlar. Yani şu şekilde birini oraya birini bu tarafa, çünkü gelirken de giderken de ikisi de çekebilir, veya şöyle de yapabiliriz. Aynı ağaca ikisini de bağlayabilirim. Biri bu tarafa bakar, biri öbür tarafa bakar. O daha mantıklı bence. Çünkü gelirken giderken sağdan soldan gelenleri çekme fırsatımız olabilir. Burada bir eşinti var. Köpek de yapmış olabilir. Bilmiyorum. Şurada çok taze. Uzun bir süredir sanki domuz geçmiyor gibi. Şöyle biraz iz kestirdim. Domuz geçmiyor ama arkadaşlar, burada bir fotokopanlarımızı önce bir kuralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fotokopanımızın birini, eski fotokopanımızı, yani daha önce olanı böyle kurdum. Birini de bu tarafa doğru kurdum. Yani şu şekilde olmuş oldu. İkisi de buradan gelirken de çekeceğiz, kurtlar gelirken. Buradan bu arada duruyorlar biraz. Buradan giderken de veya bu taraftan gelirken de görmüştük. Çift taraflı uzun süredir bir hayalimdi. İnşallah istediğimiz sonucu alıyoruz. Burada çok bekleyip fotokopanlarımızı gereksiz çalıştırmak istemiyorum. Buradan hemen ayrılalım arkadaşlar. Kokumuzu da çok fazla bırakmayalım. Şöyle ormana doğru ilerleyelim bakalım. İnşallah istediğimiz görüntüleri birkaç gün sonra elde ederiz. Hadi pusat. Eşinsene oğlum. Buralar arkadaşlar bizim taze. Bizim köpekler eşmiş herhalde ama. Şimdi az önce de şuraya eşti. Öğlen ezanımız da okunuyor Allah'a şükür. Şimdi biraz, evet, uzak. Yani uzak derken aslında çok da uzak değil. Yürüme mesafesinde. Fotokopanlarımızı anladım ki arkadaşlar, buradan almaya çok fazla gerek yok. Ha, yeni fotokopanımızı kurduğumuz yerde de hemen kurt görüntüledik mesela. Yani geçitleri bildikten sonra, patikaları, kurtların uğradığı yerleri, kurt görüntülemek çok daha basitleşiyor. Fakat eğer bu bölgedeyseler basitleşiyor. Yani var olan bir şeyi görüntülersiniz arkadaşlar, yok olan bir şeyi görüntülemezsiniz. Buralarda varlar ama enteresan bir şekilde, eğer ki çobanlar gizlemiyorsalar, kurtlar herhangi bir saldırı yapmıyorlar. Haydi oğlum. Oğlum pusat çok yakışıklısın maşallah ya. Haydi oğlum. Haydi kızım. Haydi oğlum. Arkadaşlar paşa düzeldi diyemeyiz ama en azından ayakları düzeldi. Antibiyotik tedavi derken bayağı bir büyük oranda kendine geldi. Hiç yürüyemiyordu biliyorsunuz, artık yürümeye başladı. Şimdi köpeklerin zayıf olduğunu söylemişlerdi. Zayıfladı kanı. Evet, mükemmel değiller ama şunu diyebilirim arkadaşlar. Şimdi aç çıkarıyorum araziye. Çünkü aç çıkarmamın sebebi şu. Gezmeleri için. Daha çok aktif oluyorlar. O yüzden arkadaşlar, karınları açken de siz sanıyorsunuz ki zayıflar. Zayıf değiller. Haydi oğlum! Haydi oğlum! Şöyle bir sıklığa doğru bir girelim bakalım arkadaşlar. Tüfek falan yok ama domuz olabilir belki. Buralar tam domuz yatakları derken, bu ne lan böyle sanki? Ha işte bak, domuz dışkısı bu arkadaşlar. Domuz dışkısını kuşlar dağıtmış.
Domuzlar yatıyor ya buralarda. Buralarda her yer domuz dışkısı. Evet. Tam böyle arkadaşlar. Ormanın derinliklerinde ilerlerken karşıma kurt gibi çıkmıştı. O büyük köpek. Lan yine yüzün kanıyor paşa. Yine gözün yüzün patladı yine. Arkadaşlar bunlara biz halı sıçağı diyoruz bakın. Şöyle. Odaklamadı gerçi de. Niye odaklamadın lan? Bakalım odaklayacak mı? Allah Allah. Evet, ayarında sıkıntı varmış arkadaşlar. Şimdi odakladı, gördünüz mü? Biz halı sıçağı diyoruz, halı sıçağı. Tabii. Herkes farklı bir şeyler söyleyebilir. Bunları yoğurt diyorlar. O şekilde yapıyorlar sanırsam. Ben sevmem, hiç yemem de. Bazıları kızartır hafiften. Öyle yoğurtlar. Bildiğim benim. Evet. Şunu alalım şuradan. Evet arkadaşlar, burada her an bir kaos yaşanabilir. Mustafa abi gelmiş. Ben yeni görüyorum. Onun köpekleri buradaysa sıkıntı olur gerçi. Bizim koyunlar da şu bölgede. Yani şuradaydı. Gittiler mi lan? Nereye gittiler? Allah Allah. Ben mi göremiyorum? Onlar da bu tarafa geçebilir belki, bilmiyorum da. Evet, yaşlı kurt geliyor. Yaşlı kurdu merak etmiştiniz değil mi? Geliyor. Üç bacak geliyor, üç bacak. Yaşlı kurt. Subutay bunun aynısı ya, yemin ediyorum var ya. Subutay çok benziyor arkadaşlar. Dayıya. Mustafa abinin kurtçulları da arkadaşlar. Siyah köpek, şu köpek. Eyvah. Köpekler burada. Kafamda şu anda bir cendere müziği çalıyor. Birazdan ortalık karışabilir. İnşallah karışmaz. Paşa burada. Paşa neyse de. Börü ile kurt kız. Kurt kız da gerçi şey yapmayabilir ama börü ile pusat görürse fişek. Dayı zaten hazıra bakıyor. Mustafa abinin da var yukarıda. Bizim koyun da mı yukarıda lan?
Gel. 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 Ben inadını görüyor musun arkadaşlar? Bahsettiğim olay işte o. Hala gözü şu yukarıdaki çoban köpeklerinde. Bakın pusat da geldi. Nerede? Başa da geliyor arka tarafta. Ama dayı hala orada. İşte dayı inadı bu. Fırsatını bulsun. Hemen gidecek yani hemen. Bugün dişine kan değmedi diye rahatsız oldu adam. Bu yaşına rağmen gençlere taş çıkar diyor. Bak. Yalnız sıkıntı şurada inşallah. Bizim kancık kurt kız gelmedi arkadaşlar. Onlar bir şey çıkardılar. Muhtemelen yine. Börüyle pusatla. Üçü. Börü de geldi. Pusat da geldi. Yalnız kurt kız gelmedi. Her an çıkabilir bilmiyorum ama inşallah. Gerçi Mustafa abi de dişi köpek olmadığı için sıkıntı olmayabilir. Yalnız belli de olmaz. Çünkü onların köpekleri biraz kinlendi bizim köpeklerimize. İnşallah kurt kıza bir sıkıntı yapmazlar. Şimdi o bölgeye doğru gidiyor. Da var. Gerçi adam gibi bir köpek yok işin gerçi. Yani böyle sıkıntı yapacak bir köpek Mustafa abi de. Eskiden de onlar. Şimdi öyle bir köpeği yok da. Yine de 3-4 köpek bir olursa arkadaşlar sıkıntı olur. Yani kurt kız öyle kendini koruyabilecek kapasitede yani boyda fizikte bir köpek değil. Bir sıkıntı olmadı. İşin tersi bizim aslan da gelmiş. Yani aslan şu üst tarafta arkadaşlar. Koyun bizim koyun da oradan bu tarafa geçmiş. Ben fark etmedim hiç. Bir anda bizimkiler bu tarafa doğru çokunca aslan da geldi. Aslana da sıkıntı yapabilirler. O yüzden biraz hemen ortalık çok yani atlarını aldığı köpeğe çok fazla şey yaparlardı. Çok sıkıntı olurdu. Aslan da binerdi. O yüzden hemen çağırdık. Mustafa abiye de seslendi. Mustafa abiye de seslendim. Hemen o da aşağı kadar indi. Şimdi ben gidersem sıkıntı çok daha büyük oluyor. Yani köpeklerin arkasına gideyim tutayım falan yok arkadaşlar. Ben gittikçe köpekler daha çok hırslanıyorlar. O yüzden ben uzak duruyorum genelde köpeklerden hep sürekli. Doğrusu da bu zaten. Kazasız belasız geldik ama şimdi diğer köpekler Allah'tan çekiniyorlar yani. O şey mesela biliyorsunuz bu da buralarda o paşanın yanına geliyordu arkadaşlar. O çapar. Paşa bir şey yapmıyordu yani hani kolay kolay uyumuyordu paşa yani ama uyuması gerektiği zaman da haddini bildiriyordu. O eski çapar kalmadı yani arkadaşlar. Hani buralara bizim köpeklerimizin yanına hiçbir yabancı köpek gelemiyor şu anda. Çünkü ne olacağı sonuç belli. Sonuç ortada yani. Hiç affetmiyorlar. Köpeklerimizin hepsi şımarık yani aksiler. Hani böyle bir darbe yemediler. Kızım sen yine mi üşüdün ya? Bir gözlerin yine çekik gibi ama. Şimdi darbe yemedikleri için bir de dayı gibi bir köpek var. Ne kadar darbe yerse yesin. Hiç oralı bile olmuyor. Onun dayının payı burada çok fazla. Çok fazla var yani. O konuda arkadaşlar. Ciddi bir lan ben kurt kız ormanda sanıyorum. Kurt kız gelmiş lan. Vallahi gelmiş. Olaya bak. Ne zaman geldi ki? Ben sürekli burayı gözlüyordum. Allah Allah. İyi lan sevindim ha. Kızım sen ne zaman geldin buraya? Buraya ne zaman indin? Kurt kız gelmiş ya buradaymış. İyi tamam sızma sıkıntı olmasın.